Merkez Bankası'nın faiz kararı bence son dönemde verilmiş en akıllıca kararlardan birisi. Kim ne derse desin Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı bekleyenler vardı. Hatta 300-400 bas puanlık faiz arttırımları yapabilir diyenler bile vardı. Bunu yapmasının büyük bir yanlış olacağını ısrarlı bir şekilde paylaşıyordum biliyorsunuz. Bırakın 300-400 bas puan faiz arttırmayı 50 bas puan faiz arttırsa bile Merkez Bankası bundan sonraki süreçte büyük bir faiz sarmalının içine girecekti. Üstelik elini de iyice açmış olacaktı. Bu ay bir kez daha faiz arttırımı yapmış olsaydı ve önümüzdeki ay faiz arttırımlarından vazgeçmiş olsaydı yıkım çok daha büyük olacaktı. Çok doğru bir adım attı. Döviz bir miktar yukarıya gitse de dengelenip tekrar geriye geldi ve oralarda sabitlendi. Ha bu bundan sonraki günlerde yükselmeyeceği anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır arkadaşlar. Dolar adım adım yükseliş eğilimine devam edecek. Önümüzdeki günlerde de büyük ihtimalle 8 liranın üzerine çıkıp 840 50 aralığına doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Peki bu büyük bir dezavantaj mı? Yani 8.40'a giden bir dolar kuru Türkiye ekonomisinin batması anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır arkadaşlar. Eğer bunu bir avantaj olarak kullanırsanız, bir rekabet unsuru olarak kullanırsanız, ihracatınızı arttırırsanız, ithalatınızı azaltırsanız, yerli üreticinizi desteklerseniz bir yığın büyük avantajı da yakalamış oluyorsunuz. Neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda rakamları da konuşacağız elbette. Hepiniz Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Doların yükselmesi Türkiye için bir dezavantaj değildir. Ya da Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye için bir dezavantaj değildir. Aylardır söylüyorum, aylarca söylemeye de devam edeceğim. Türkiye'de şöyle bir imaj yaratıldı. Dolar yükseliyorsa bu bir kriz demektir. Evet ithalata bağımlı olmaya devam ederseniz her iki yılda bir hatta her bir yılda bir krizleri yaşamaya devam edersiniz. O zaman bu işin önünü kesmek zorundasınız. Yani Türkiye'yi bir kere ithalata bağımlı bir ülke olmaktan kurtaracaksınız. Bunu yaptıktan sonra da dolar nereye giderse gitsin umursamayacaksınız. Dolar sizin dış ticaretinizde bir araç olarak aynı zamanda bir finansal enstrüman olarak kenarda durmaya devam edecek. Nakiti olanlar dolarla kendilerini koruyacaklar. Altınla kendilerini koruyacaklar. Bu apayrı bir konu. Ama esas önemli olan şu. Dolar pahalı olduğu için, Türk lirası değersiz olduğu için yabancı üreticilerin, yabancı markaların Türkiye'ye girmesi çok daha zor bir hale gelecek. Yabancılar Türkiye'ye giremediğinde ister istemez Türkiye'deki yerli üreticiler onların yerini alacaklar. Türkiye'de bilgisayar üretilecek, televizyon üretilecek üretilecek. Tarım ürünleri yurt dışından getirilemeyecek çok daha pahalı olduğu için Türkiye'deki çiftçi üretmek zorunda kalacak. Türkiye'deki sanayici ister istemez düğmeye basacak ve ben bundan sonra makinalarımı çalıştıracağım. Yabancılar Türkiye'ye giremediği için onların yerine ben mal üreteceğim ve para kazanacağım demeye başlayacak. Yurt dışında da çok daha rekabetçi bir hale geleceksiniz. Yurt dışında başka birisinin 2 dolara mal ettiği bir ürünü siz yurt içinde 1 dolara dolara mal edeceksiniz ve çok daha agresif bir şekilde piyasalara girme şansına sahip olacaksınız. Bir rakibinizi ekarte edebileceksiniz. İhracatınızı arttıracaksınız. İthalatınızın önünde de doğal bir gümrük duvarı oluşturacaksınız. Vergilerinizi arttırmanıza gerek kalmayacak. Bakın bunları aylardır konuşuyorum. Aylardır söylüyorum sizlere. Neden söylüyorum? Eğer bunu yapmazsanız yani 1 TL 1 dolar güçlüt Türk lirası güçlü Türkiye mantığında ilerlerseniz bütün pazarınızı yabancılar ele geçirir yurt dışında rekabetçi olma şansınızı tamamen yitirirsiniz. Sanayici dükkanını kapatır, esnaf dükkanını kapatır, bakkal dükkanını kapatır ve büyük bir işsizlikle burun buruna gelirsiniz arkadaşlar. İşsizliğin Türkiye'de bu kadar agresif bir şekilde artmasının temelinde de zaten bu yatıyor. Etrafımızdaki bütün ürünler ithal ürünler, mağazalardaki ürünler ithal, marketlerdeki ürünler ithal, pazarlardaki ürünler ithal. Bunun tek bir nedeni var arkadaşlar. Türk lirasının aşırı değerli olması. Neyse ki son günlerde belki de çaresizlikten bu politikadan vazgeçtiler. Hazine ve Maliye Bakanı rekabetçi kur istiyoruz kardeşim bundan sonra demeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı bile kurla ilgili dolarla ilgili söylemlerini değiştirmeye başladı. Merkez Bankası adımlarını değiştirdi. Geçen ay bir faiz arttırımı yaptı ama bu ay faiz arttırımı yapmıyorum kardeşim diyerek bütün piyasaları terse düşürmüş oldu. Elini göstermediğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Merkez Bankası bu adımıyla belki de son dönemde yaptığı en akıllıca işi yaptı. Bundan sonra süreçte doları baskılamanın Türkiye'nin tek sorunu olmadığını fark etmiş oldular. Türkiye hayır doları baskılamayacağım kardeşim nereye giderse gitsin diyor bundan sonra süreçte. Elbette kontrol edecektir. Elbette çok dengesiz hareketler olduğu zaman mutlaka ve mutlaka bir şekilde müdahale etmeye çalışacaktır. O apayrı bir konu. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin asıl meselesinin cari dengedeki bozulma yani büyük cari açık olduğunu onlar da çok net bir şekilde görüyorlar arkadaşlar. Türkiye'de korkunç bir cari açık ortam var ve her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Bu cari açığı kapatmazsanız sadece dövizi durduracağım kafasıyla ilerlemeye devam ederseniz bu cari açık bütün Tüm ekonomik verilerinizi alt üst eder. Üstelik ısrarla kontrol etmeye çalıştığınız döviz de bir anda kontrolden çıkar ve öyle dengesiz hareketler yapar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Merkez Bankası aldığı bu kararla aslında dövizin çok daha dengeli bir şekilde gitmesinin önünü açmış oldu. Bakın dövizin durmasını sağlamayacak belki. Döviz yükselmeye devam edecek belki. Merkez Bankası bu kararıyla şunu söyledi piyasa şunun işaretini verdi. Biz döviz yükseldi diye bedava faiz vermeyeceğiz dedi Merkez Bankası. Şimdi bunu yapan Merkez Bankası'nı nasıl eleştirebilirim? Merkez Bankası faiz arttırmamalı diyordum. Merkez Bankası 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı yaparsa bu kuru durdurmayacak diyordum. Merkez Bankası yüksek bir faiz arttırımı yaparsa tam bir faiz cehenneminin içerisine girer diyordum. Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimi... Doları durdurmaya çalışarak aslında kendi ayağına sıkıyor diyordum. Sanayicinin, ihracatçının, tarım üreticisinin, çiftçinin hatta işsizin ayağına sıkıyor diyordum. Ne alakası var diyenlere hemen cevap vermek istiyorum. Biraz önce uzun uzun anlattığım yabancıların piyasayı ele geçirme süreci, tamamen Türkiye'yi ithal mallara boğması meselesi işsizliğin önünü öyle bir açmıştır ki Türkiye'de işte gördüğünüz gibi gençlerimizin resmi verilerle dörtte bir biri işsiz pozisyonda arkadaşlar. Gayri resim verilerle üçte biri işsiz. Bu kadar büyük bir işsizliğin temelinde Türkiye'nin üretimsizliği yatıyor. Hatta ürettiklerinin bile tamamı ithal merkezli arkadaşlar. Ara malından sermaye malına, ham maddesine kadar ithal eden bir ülke haline gelmiş durumda. E böyle bir koşulda hala dövizi baskılama konusunda ısrar ediyorsanız, dövizin yükselmesini bir namus meselesi haline getiriyorsanız ve Türk lirasını çok ısrarlı bir şekilde değerli tutmaya çalışıyorsanız hem yurt dışında hem yurt içinde bütün rekabet gücünüzü kaybedersiniz

çiftçinizi, sanayicinizi, ihracatçınızı, turizmcinizi yok edersiniz. Geçen sene turizmin patlamasının temelinde kur şoku yatmıyor muydu sanıyorsunuz? Eğer ki 2018'de kur bir anda 3,5'tan 7 liralara gitmeseydi acaba turizm sektörü o cirolara ulaşabilir miydi? Piyasaların hareketlenmesini istiyorsak eğer kısa vadeli bedelleri ödeyeceğiz. Nedir kısa vadeli bedeller? İthal mallar pahalanacak. İthal hal mallarla ilgili satın alma gücümüzü kaybedeceğiz. Bir yiğin cep telefonu 20-30 bin liralara çıkacak ve biz o cep telefonlarını alamayacağız. İthal olan bir yiğin gıda ürününün fiyatı inanılmaz noktalara yükselecek ve biz onları alamaz hale geleceğiz. Alamadığımız için o ihtiyaçlarımızı yerli olarak karşılamak zorunda kalacağız. Bankacılık sistemimiz buna göre entegre olmak zorunda kalacak. Sadece konut sektörünü ya da ithalatçı destekleme yerine ister istemez asıl işlevlerine geri dönecekler. Yani yerli üreticiyi desteklemek zorunda kalacaklar. Devlet üreten kesimi desteklemek zorunda kalacak. Bütün bunlar yapıldığı zaman yeni bir istihdam alanı yaratılacak. Bu yaratılan istihdam alanı sayesinde gençlerimiz iş bulabilecek. Bir dövizden nerelere gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yıllardır söylenen o yalan yüzünden Türkiye'nin nasıl büyük bir çıkmaza sürüklendiğini çok net bir şekilde görmüyor muyuz? 1 dolar 1 lira mantığıyla Türkiye'nin bir uçuruma sürüklendiğini artık çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor arkadaşlar. konut sektörünün canlanmasını mı istiyorsunuz? Tekrar satılır hale gelmesini o stokların tükenmesini mi istiyorsunuz? Büyük bir kesimin elinde olan dövizin bozulmasını sağlayacaksınız. Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesini mi istiyorsunuz? Vatandaşın elinde olan dövizin Merkez Bankası rezervlerine katılmasını ya da kamu bankalarına özel bankalara dönmesini mi istiyorsunuz Türk lirasının değersiz hale gelmesini sağlayacaksınız. O paralar Türk lirasına döndüğünde piyasa tekrar hareketlenecek. Bankalar kredi verebilir hale gelecek. Onun için bu yalandan vazgeçilmesi olmazsa olmaz kurallardan birisi artık. Türkiye rekabetçi Türk lirasıyla mutlaka ve mutlaka bu süreçten çıkmak zorundadır. Global finans tuzağından çıkmak zorundadır arkadaşlar. Ve gelin şimdi rakamlara biraz bakalım. Bankacılık sektörü kendisini o kadar alıştırmış ki o kadar ikna etmiş ki bu faiz artırımını arkadaşlar. Faiz arttırımı gelmeyince bir anda bankacılık hisseleri borsada %3'ün üzerinde düşüş gösterdi. Şimdi bankacılık sektörüne sormak istiyorum. Neden faize bağladınız kendinizi? Faiz artmasın ne olacak? Sizler zaten bir yığın alanda kazanmaya devam ediyorsunuz. Yüksek faizle bedavadan para kazanmayı bırakın artık. Üreticiyi destekleyin. Esas işinizi yapın yapın madem bankacılık sektörü olarak dolar 7.97'ye çıktı. 7.92'ye kadar geriledi. Tekrar 7.97'nin üzerine çıkacak ve daha sonrasında hızlı bir şekilde 8.20-8.40 aralığına giden bir dolar kuru göreceğiz. Ve bu yılı da 9 lirayla 10 lira arasında en iyi ihtimalle kapatacağız. Tabii kademeli yükseliş durumunda. Cari açık kapatılamaz ise ve yükseliş eğilimi çok daha fazla olursa o zaman evalüasyonist bir etkiyle 14-15-16 lira giden bir dolar kuru görürüz. Euro, sterling gibi para birimleri yine dolara paralel olarak yükseliş eğilimlerini devam ettirecekler. Tabi burada kritik meselelerden birisi teşvik olacak mı olmayacak mı? Teşvikler geliyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan arka arkaya teşvik paketlerine açık olun. Hele ki Amerika'da Biden seçimleri kazanırsa ki Trump da kazansa durum değişmeyecek. Teşvikler öyle bir arttırılacak ki pandemi nedeniyle inanamayacağız. Ve bu yüksek teşvik İster ister istemez altın fiyatlarının yukarıya doğru tırmanmasını beraberinde getirecek. Önümüzdeki günlerde altının onsunun 2100 doların üzerine çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Pelosi ile München arasındaki teşvik açıklamalarının netleşmesiyle birlikte. Seçimlerden sonra çok daha agresif hareketler göreceğiz altın onsunda. Hem teşvik kaynaklı hem pandemi kaynaklı hem de dünyadaki stresin artması kaynaklı. Aşı tedavi yakın zaman içerisinde çıkacak. İşte bu altın fiyatlarının düşmesini beraberine getirir. Şu an da tevatürden öte değil. Hani yaz aylarında her şey güllük gülistanlık olacaktı. Bundan 6-7 ay öncesine dönün, söylenenleri bir kez daha hatırlayın. Yaz ayları gelecekti, pandemi bitecekti. Bitmedi. Aynı hızda devam etti. Beklenenin çok daha öncesinde pandeminin ikinci dalgası bütün dünyayı sarı verdi. 40 milyon kişiye yayılmış bir hastalıktan bahsediyoruz. Her geçen gün ölümler artıyor ve bütün dünyada ülkeler acaba ekonomileri tekrar kapatsak mı diye konuşmaya başlamış durumda. Bu koşullar içerisinde ister istemez teşvik paketleri açıklanacak. Ha bunun yanına ülkeler arası gerilimleri koyduğunuzda işin hangi boyutlara gideceğini kendiniz hesaplayın. Önümüzdeki günlerde hem altının hem de doların çok ciddi bir yükseliş eğilimine girdiğini göreceğiz. Gram altın 500 liraları aşacak, 520-540 aralığına yerleşecek. Gümüş 7 liraların üzerine çıkacak, hatta 8 liraları zorlamaya başlayacak. Altın olsunun 2000 Yüzü kırdıktan sonra 2300 hedefine emin adımlarla ilerlediğini göreceğiz. Hisse senedi piyasalarımı Türkiye'de dahil olmak üzere büyük yıkımlara hazır olun arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimleriniz mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.